Türkiye'de şu anki otomobil sayısıyla bağlantılı olarak yok. Ama otomobil sayısı arttığı zaman şarj ünitesinin de paralelinde artması gerekiyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçların kullanımı artmaya başladı. Bu durum yenilikleri de beraberinde getirdi. Son olarak otopark yönetmeliği de değişti. İşte o düzenlemeye göre artık 20 araç kapasiteli ve üstü Otoparklar için elektrikli şarj üniteleri alanları da bulunmak zorunda. En az bir aracın şarj istasyonunun yer ayrılması. AVM'lerde de otoparklarında elektrikli otomobiller ve şarj istasyonları için yer ayrılması artık kanunen resmi gazetede yayınlandı ve faaliyete geçti bugün itibariyle. Yönetmelikte yeni yapılacak bölge otoparklarıyla alışveriş merkezlerinde alanın %10'u elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi kurulması zorunlu olacak. Otoparkların birçok noktasında böyle görüntülerle karşılaşmamız mümkün zira düzenleme bunu gerektiriyor. Öncelikle milli otomobil projemiz için bir fayda sağlayacak. Çünkü şarj altyapısının ve şarj istasyonları ağının yeterli ve hazır olması gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin otomobili girişim grubunun üreteceği yerli aracın elektrikli oluşu çalışmaları hızlandırdı. Türkiye'deki elektrikli şarj ünitesi sayısı 3000'e ulaştı. Peki önümüzdeki yıllarda özellikle yerli aracın piyasaya sunulması sonrasında Türkiye altyapısı anlamında şarj üniteleri olarak yeterli mi? Şu an tüm illerimizde şarj istasyonu var. Ama yaygın anlamda adet olarak arttırmamız gereken bir noktadayız şu anda. Çünkü Avrupa'da bu rakamlar 10 bin, 20 bin adetlerdi. Bu şarj ünitelerinin sayısı da kullanıma göre artış gösterecek ve otoparklarda daha fazla yer alacak ki tüketici elektrikli otomobile ulaştığı zaman şarj istasyonuna da kolaylıkla ulaşabilsin.